Herkese merhaba arkadaşlar. Hedef 12 kampı matematik denemesi 3. onlukla devam edelim. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> Bu soruda bakalım neler yapacağız şimdi. En kenarlı bir çokgende bakıyorum. Kenar sayısı neyi belirtiyor bana? kökün derecesini belirtiyor. Yani a'yı içine yazıyorum. Kökün derecesi kenar sayısı olacak. Mesela 8 içerideki sayı 5 iken derecesi o zaman 5 oldu. Kökün derecesi 5 oldu. Hemen şunu toparlayalım o zaman. Ne var burada? 2 var. Hemen 2 ne olacak? Kökün derecesi 3 oldu. Hemen buradan da bir de dışarıda var. Bir dışarıda daha var. Onu bir kere daha kare içine almadım. Hemen hızlı geçtim. Ne dedim? 4 oldu. Yani şu sayıyı Birazcık şöyle yaptım arkadaşlar. Orayı hızlı geçtim. Bir daha göstereyim. Üçüncü dereceden iki oldu. Bir tane daha kutu vardı. Dörtgen kutu. O kutuda ne olacak? Bunun dördüncü dereceden bir kökü daha olacak. Yani sayı sayının dışında bir kök daha olacak dedik. Uzatmayalım. Çarpı. Burası ne olacak? 8. Dördüncü dereceden kök olacak. Bölü. Bölü. Çünkü derece diyordu. 8'i dördü koyduk. Burası kaç? 6. 2. 6. dereceden bir kök olacak dedik. Hemen burayı toparlayalım. Bu dereceler birbiriyle çarpılacak. Ne olacak o zaman? Kökün içinde 2 olacak dışarısı 12. Buna baktığımda burası 4 olacak. Burası 2 üzeri 3 olacak. Bölü aşağıya baktığımda kökün derecesi 6. Burası da 2. Şu an herkes kıvamda mı? Tam olarak değil. Neden? Bakın burada iki türlü yapabiliriz. Birincisi bunu üstü sayı şeklinde yazabilirsin. Nasıl yani hocam? 2 üzeri 1 bölü 12'yi çarpı 2 üzeri 3 bölü 4 bölü bölü 2 üzeri 1 bölü 6 yapabilirsin. Ve buradan işlem yürürsün o da olur. Ama ben burada şunu seçeceğim. Bunların derecelerini aynı yaparsam ben çok rahatlarım. Mesela burası 3 olsun. Burası 3 olsun. Burası 2 olsun. Burada da 1 vardı. 1 kere 2 olsun. Şu an herkes 12. derecede mi? Evet köklerin derecesi 12 oldu. O zaman buraya ben 12. derece yaptım. Hemen içine bakıyorum. Bununki zaten 2 üzeri 1'di. Bununki kaçtı? 2 üzeri 9'du. Aşağıdaki kaç arkadaşım? 2 üzeri 2 oldu. Peki 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 peki. Burası ne olacak? 12. dereceden ne geldi burada? Yukarısı, yukarısı 1 artı 9 eksi 2. 2 üzeri 8 geldi. O zaman cevabın ne oldu arkadaşım? Cevabım sadeleştirme. Biraz önce nasıl genişlettiysem. Biraz önce nasıl genişlettiysem burada da sadeleştirmeyi yaptım. 4'e böldüm. Burası 3. Burası 2. O zaman ne oldu arkadaşım? Burası 3 oldu. İçerisi 4 oldu. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı ne? İçeride 4 var. Tamam. Şeklin içi 4. Şekil ne? Üçgen olacak. Şekil üçgen olacak. E bunu devam ettirsen ne olurdu? Hiçbir şey fark etmezdi. Payda eşitlemen gerekiyor yalnız. 1 bölü 12 artı 3 bölü 4 eksi 1 bölü 6. Hepsi zaten nerede birleşir? Yine aynı mevzu olacak. Burası 9'da birleşecek. 1 eksi 1 artı 9 eksi 2 yine burada yaptığım işleme denk gelecek. Üssü sayı formatı köklerin derecelerini aynı yapıp çarpma bölme işlemi kesinlikle bu daha pratik bence. Zaten işimiz ne? Pratiklik dedik. Bu soruyu da hallettik. O zaman geçtim. Şimdi arkadaşım bu soruları yaptım. İlk sorumu çözdüm. 22. soruya geldim. Yukarıda birinci adımda verilen eşkenar üçgen ikinci adımda dört eş parçaya veriliyor. 1, 2, 3, 4 tamam. Bölünen orta parçasında da mavi renkle boyanıyor. Üçüncü adımda mavi parça da aynı şekilde dörde bölünüyor. Eyvallah. Sonra bu da ne yapıyor? Sarıya böyle Buna göre bu işlem aynı biçimde 15 adım daha boyanarak yapılıyor. 15 adımda boyanarak yapılıyor. Eşkenar üçgenin alanının başlangıçtakine göre diyor. Şimdi bir kere birinci adımda bu adamın alanı A mıydı? Bu adamın alanı A'ydı. İkinci adımda şu boyanan alan ne yaptı? 1 bölü 4'ü kadar oldu mu? Şimdi bu bir, bu alanın bu sefer maviye geldim. Bak mavi alan A'nın 1 bölü 4'ü kadardı. Gittim bir daha ben onu ne yaptım? 1 bölü 4 daha yaptım. Bak şimdi çok dikkat etmen gereken yer şurası. Bu birinci adım. Bu ikinci adım. Bu üçüncü adım. Bak dördüncü adımı ben yazayım sana. Ama daha net anla diye yazıyorum. 1 bölü 4 üzeri 3. Kim bu? Dördüncü adım. Bak ne oldu? Artık üstü sayı şeklinde yazdım. Neden? Çünkü böyle gidecek bu. Kalabalığa ne gerek var? Hiçbir gerek yok. 15. adım ne olacak o zaman? 15. adımım da ne olacak arkadaşım? A çarpı 1 bölü 4 üzeri 14 olacak. Neden? 2. adımda üzeri 1. 3. adımda üzeri 2. 4. adımda üzeri 3 ise 15. adımda üzeri 14 olacak. Bana şimdi soruyor o ne diyor? Başlangıçtaki eşkenar üçgenin alanına oranı. E benim en sonunda ne çıktı benim elime? Benim elime ne geldi? 1 bölü 4 üzeri 14 geldi. İlk alan neydi? İlk alan A'ydı zaten. E A'lar birbirini götürmüş. E kolay bir üs sayı sorusuymuş. 1 bölü 4 ne demek? 2 üzeri eksi 2 demek. E 14 ne demek? 14. Tabanlar aynısı üstler tabanlar aynısı diyorum. Üstün üstü çarpılacak. O zaman burası ne oldu? Eksi 28 oldu. Ve bunu da B şıkkı dedim. Ve geçtim. Hemen Biraz önceki soruya çok benzer bir soruya denk geldim. Bakın bunu iyice öğrenin. Bence çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Biraz önce 3 farklı yöntem demiştim. Şimdi bir daha söyleyelim. Bir kere C kök 6. B kök 40. Burası da kök 10. E, şu A'nın B'nin tamamının yüksekliği. B'nin tamamının yüksekliği nedir? Kök 40 artı kök 6'dır. E, bana ne diyor A'nın yüksekliği? E B'nin yüksekliğinden kök 10 çıkaracak mıyım? Çıkartacağım. Bu da neye eşit olacak? A'nın yüksekliğine. Peki arkadaşım bu ne demekti? 2 kök 10 mu demekti bu? 40, 4 dışarı çıkar. 4 çarpı kök 10. E, o da 4 çarpı diyorum özür dilerim. 4 kere 10. E, 4 dışarı çıktı. 2 kök 10 oldu. E, çıkartırsan ne olur? Kök 10 artı kök 6 eşittir A olur. Şimdi bakın burada yine söylüyorum. Aralıklarla yapabilirsiniz. Ben biraz önceki onlukta gösterdim. Yapabilirsiniz. Ama bence en hoş olan şu. Her iki tarafın karesini al rahatla. Mesela burası ne etti? 100 artı. Burası ne etti? 6 artı 2 kök 60 etti. E burası nedir arkadaşım? Burası tabii ki de e, pardon, şurası 100 değil 6 10 6 tamam burası. Burası da akar etti. Şimdi buraya bakarsan 16 artı 2 kök 60 etti eşittir akarı. Şimdi çok dikkatli izle. 16 zaten elimde var. Artı artı 60 dediğim şey 60 dediğim şey 49'dan büyük 2 kere 7 olabilir. Bak 49 7 olsa 49 olsa 7 gelecekti. Ama değil. O zaman burası ne oldu? 30 oldu. E burası 8 değil ama 8 olabilir. 16 artı 2 çarpı 8 yaparsın. Burası ne etti? 32 etti. İşte bak çok dikkat şimdi. Demek istediğim şey şu. Şu kök 60'ın nerede olduğunu bilmiyorsun. Ama 7'den büyük olduğunu biliyorsun. O zaman demek ki bu 30'dan büyük bir sayı A dediğim şey tamam. Hemen buraya bakıyorum. O zaman bu sayı da 64 değil, yani 8 değil açılımında. Ama 8'den küçük bir şey olduğunu biliyorum. Yani 32'den küçük. O zaman bu sayı kesinlikle 30'da 32 arasında bir yerde. Ama kime yakın? kök 32'ye yakın. Ben bu yöntemi seçiyorum. Bu yöntem daha çok hoşuma gidiyor. Daha kolay oluyor böyle gibime geliyor. İsteyen bir önceki soruda anlattık. Bir önceki derken bir, on, bir onluk önce anlattım. Oradaki üç yöntemden birini kullanır. Ama bana kalsa biliyorsunuz ki ben çakallıkları, cinlikleri, pratiklikleri çok severim. Bence bu çok pratik. Hemen kare alıyorsun. Kare almak kolay. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. Birinci ile ikincinin çarpımı. iki katı. E i̇ki kat zaten tam sayı. Tam sayı. Bunun da hangi tam sayıya yakın olduğunu düşünüyorsun? 49, e 64, 8'e yakın, 32'ye yakın o zaman. Ya da 30'dan da birazcık uzakta. Yani 32'ye çok yakın dedim. Geçtim. Üstü sayı sorusu çözmeye başlayan Tonguç, şapşik evladım benim. Takıldığı bir soruyu çözmek için çıkardığı nota bakıyor. Yani bu kadar tam bir Tonguçluk not yani. Tonguçluk not, tabanlar aynısı, üstler toplanacakken çarpmış keko. Ondan sonra bu notta yazdığı şekilde bu notta yazdığı şekilde işlem yapacak. Bak yapalım işlemi. Tabanlar aynısı. Üstleri ne yapıyordu bu adam? Çarpıyordu. Üstleri çarparken bir şey fark etti bu. X artı 1. X eksi 1'i heyecan yaptı. Dedi ki aa eşlenik. İki kare farkı. Süper. Bu arada üstün üstünü de çarpma yapacağını da biliyor bu arada. Ne yapıyor? Bunu böyle yapıyor. Aferin sana koçum. Devam et bakalım yanlış yolda. O zaman ne oldu? 3 üzeri x kare eksi 1 oldu. Üstün üstünün çarpma olduğunu doğru biliyor. Onu da yapsın bakalım. 3 üzeri 8. Tabanları aynıysa üstler birbirine eşitti. x kare eksi 1 eşittir 8. O zaman ne oldu buradan? x eşittir. Yani x kare 9 oldu. x ya 3'tür. Bak atlama lütfen. Lütfen atlama 3 diye bak. Lütfen atlama. Bunun cevabı ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Lütfen bunu unutmayın. x kare 9sa sayı 3 veya eksi 3'tür ya. Burayı unutmayın lütfen ya. Vallahi asabiyet yaptım. niye bilmiyorum. Neyse Ramazan dolayısıyla belki de. Şimdi ne diyor bana? X'in değerini B doğal sayısı. İşte bu. Doğal sayı mı? E doğal sayısı arkadaşım o zaman ne diyorum ben? Hemen doğal sayıysa bu adam iptal oldu. Kim geldi? 3. O zaman B B neymiş? B doğal sayısı olacak da X. O zaman B neymiş? 3'müş. Hemen şunu toparlayalım o zaman. Ne yapacağım? 2 üzeri 4 yapacağım. Burayı ne yapacağım? 4 üzeri 3 koydum 2 oldu. Hemen toparlayayım. 2 üzeri 4 var. Burası üssün üssü yazılacak. 2 üzeri 2 üzeri 2 yazılacak. 2 üzeri 4 var. Üssün üssü çarpma. O zaman ne oldu? 2 üzeri 4 oldu. Bu şapşik evladım ne yapıyor? Bunu yapıyor ama adam bana ne soruyor? Doğru sonuç nedir diyor. Tabanlar aynıysa üstler toplanacak. Tabii ki de Tonguç'a bakmayın siz. O yanlış yapmış. Burası artı olmalıydı. Biz doğrusunu yaptık. Doğru sonuç 2 üzeri 8 oldu. Aferin Tonguç. Aynen böyle devam. Allah kağıdım gitti. Hemen buraya bakalım. İşte şuraya kadar lagalugo lagalugo <laughs> lagaluga neden? Çünkü bunu sen biliyorsun. Ben özellikle soru çözümünde şov yapmıştık burada. Ne yapmıştık özellikle burada? Kesinlikle ve kesinlikle bilmen gerek. Adamlar teknik, taktik, pratiklik, cinlik, çakalık her şey yapacaklar. Sen inanma demiştik. Al sana karşına geldi işte. O soru çözümü müthişti. Lütfen köklü sayılar soru çözümünün son 3 sorusunu bunu işte bilmek için iyi izleyin. Hatta ve hatta bundan sonra bir tane daha bir soru var. Orada da var. Lütfen orayı iyi izleyin. Burayı anlayamadıysak. Orada ayrıntılı anlatmıştım. Burada bir kere daha tekrar edeyim. Bence çoğunuz hatırlayacaksınızdır. Hemen bakalım ne var burada. İlk önce bana her zaman buradaki 2 lazımdı. Buradaki 2 bana tiyoyu veriyordu. O zaman şurayı bir yazayım. Kök içinde kök içinde 14 artı 3 İçeri girecek 9 diye. 2 dışarı kalacak. O zaman burası ne oldu? Kök 15 oldu. Bak bu tarafı yazmayayım. Aynısının eksilisi. Yazmayayım aynısının eksilisi. Şurayı toparlayayım. Burayı toparlarsam şunu fark ettim. Bu hangi iki sayının çarpımı B dediğim şey? 9 ile 5'in. Bak 15 ile 3 de var. Ama 18 eder değil. Toplamları 14 edecek. O zaman burası ne oldu? Kök 9, kök 9 artı kök 5 oldu. O zaman burası ne oldu? Daha güzel yazarsam 3 artı kök 5 etti. Bu kökten kurtardılar. Bak kurtarmayı söylüyor bana. Bu kökten kurtardılar. Ama dışarıdaki kökten kurtulamadılar. Burada ne vardı? Aynısının tıpkısının benzerinin eksilisi vardı. Eksili ne demekti? Mutlak değerdi. Büyük olanı önce yazacaktın dediğim. Bak olay böyleymiş. Burayı uzun uzun yazmadım. Hemen pratikten buraya geçtim. Şimdi o videoda şunu söylemiştim ben sana. Bak arkadaşım Adam böyle bir şey verir sana. Sen burada eşittir k deyip ya karesini alırsın ya da ne yaparsın biliyor musun? Kök 2 ile çarparsın. Şu adamı kök 2 ile çarparsın ve tamamını kök 2'ye bölersin arkadaşım. İşte bu, işte bu. O zaman böyle bir şey yapmanın anlamı ne hocam? Şöyle kök 2 ile bu vatandaşı çarpacağım bir de bu vatandaşı çarpacağım. Çarparsam kök kök iç içe geçerler. 2 kere 3 kök içinde 6 artı 2 kök 5 oldu. Bu adamı da çarpacağım. Kök 2 ile bunu çarpacağım. Kök 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 içine girerler. 6 artı pardon pardon. Eksi 2 kök 5 oldu. Altında da tabii ki de kök 2 vardı. Onu da yazdım. Şimdi arkadaşım artık lacivert kalem de bitti. Siyah kalem de bitti. Kalem dayanmıyor maşallah. Hemen buna bakıyorum. Hangi iki sayının çarpımı bu? Kök 5 artı 1. Hangi iki sayının çarpımı bu? Kök 5 eksi 1. İşte bu. 5 ile 1'in çarpımı 5 ile 1'in çarpımı toplamları 6 toplamları 6. Kökten kurtardılar onu anlatıyor ki anlatmasına gerek yok biz bunu biliyoruz. O zaman ne oldu? Eksi 1'ler birbirini götürdü. Aşağıda kök 2 var. Yukarısı 2 kök 5 oldu. Aşağısı kök 2 oldu. Kök 2 ile kök 2 sadeleşir. Kök 2 kalır. Burada kök 2 kalır. Kök 2 ile kök 5'i çarparsan kök kök içine girer. O zaman ne olur? Kök 10 olur. Zaten her şey bu adamın etrafında döndüğüne göre bunda bir hayır vardır deyip işaretleyip geçeceksin dedim. Ve kolay bir soruya geldim. Neymiş o kolay soru arkadaşım? Tabloda İstanbul'un 5 günlük sıcaklık tahmini verilmiş. Allah'ım bu nasıl bir gün ya? Gerçekten cehenneme 5 kalmış herhalde. Yani herhalde kıyamete 5 kalmış. Neden? Çünkü baksana bir gün 17-6, bir gün 10-0 bir gün 5-9. E yani böyle bir şey. Ne yapalım biz? Onu bunu boşlayalım biz bakalım. Gece gündüz arası sıcaklık farkının en az olduğunu soruyor. Eksiler artılar beni hiç ilgilendirmez. Bana sorduğu şey şu aradaki fark. Aradaki fark. Bu aradaki fark ne arkadaşım? 11. Bu aradaki fark ne? 10. Bu aradaki fark ne? Biri 11, biri eksi 1. O zaman burası ne oldu? 12 fark var. Burası da ne oldu arkadaşım? Eksi 5'e eksi 9. Eksi 5, eksi 9. Arada 4 fark var. Burası da ne oldu? 4 oldu. Buraya bakarsan ne olur? 12'den 4'e 8 fark olur. En az kimmiş? En az perşembeymiş dedim, geçtim. İşte bu soruda böyle yaptık. Burada hiç bakmayacaksın. Eksi artıya bakmayacaksın. Arasındaki farkı diyor. Orada mutlak değer muhabbeti var. Geçtik. Geçtik arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde birbirine teğet alt teğet 6 çember verilmiştir. Teğet 6 tane çember. En üstteki çemberden başlamak koşuluyla yan yana duran iki çember içindeki büyük olandan küçük olan çıkacak büyük olandan küçük örnek gösterelim 11 büyük olandan küçük çıkarsa burası 9. Eyvallah anladım. Sonuç alt satıra yazılıyor. E burada x ile bir kim büyük kim küçük bilmiyorum. O zaman diyor ki böyle yaparsan x'in alabileceği değerler nedir? Şimdi çok dikkat. Cevabın 6 çıktıysa senin. Cevabın 6 çıktıysa demek ki bu adam 15'tir. Bak büyükse 15'ten 9 çıkar 6'dır. Ya da nasıl 6 olur bunun cevabı? Büyükten küçük çıkması için ya da nedir? 3'tür. O zaman bak. 9'dan 3 çıkar 6. 15'ten 9 çıkar. O zaman ben şunu anladım. Ha, x 1. Diyelim ki x büyük x 1, x büyükse cevap ya 15'tir, x büyükse cevap ya da 3'tür. Çünkü iki tane değer buldum, onları buldum. Ama ya x küçükse abi? Ya x küçükse x küçükse ne olacak? O zaman büyük dediğim şey 1'dir. 1'den çıkaracağım. Hemen yapayım. Birden çıkarttım. Bunu attım. Bir de ne olacak? 1 eksi x eşittir böyle buradan yaptık. Bunun da cevabı ne oldu? Hemen bakıyorum. Yine o yine 3 oldu. Ne dedik burada? Çok dikkat. Çok dikkat. Burayı nasıl söyledik? Bir daha söyleyelim arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Burada x'in büyükse büyükten küçük çıkacak. x'in birden büyükse büyükten küçük çıkacak. x'in birden küçükse x'in birden küçükse o zaman bir büyüktür birden küçük çıkacak. Geçtim. Şimdi şuraya bakalım. Bu arada bunu gözden kaçırmayalım. Ne dedim ben? X büyüktür 1 dedim burada. Burada ne dedim? X küçüktür 1 dedim. Bak bunu gözden kaçırmayalım. Çok önemli burası. Attım karşıya. X eşittir burada 16'dan geldi. Sıkıntı yok. Çok güzel. Hemen buraya geldim. Bunu atarsam karşıya ne oldu? X eşittir 4 geldi. Yine 1'den büyük. Bu da tamam. Bu da tamam. Bu tarafa geçtim. Attım bunu buraya bunu buraya attım. X eşittir. X bu tarafta ama fark etmez. Eksi 14 geldi. Evet birden küçük. Geldim buraya attım bunu buraya bunu buraya attım. X eşittir. Eksi 2 geldi. Evet arkadaşım o da birden küçük. Süper süper müthiş bir soru. İşte mutlak değerden de çözebilirsin. Ama gerek yok böyle pratiklikler yapabilirsin. Hemen yukarıdan aşağı iniyorsun ya. Aşağıdan da yukarı bir ayar çek. Hemen kurtar orayı dedim. Hemen bakalım buraya ne oldu? Toparlayalım. E, 16 eksi 14 e, 4 Eksi 2. Hepsinin toplamını soruyordu. Burası 2. Burası 2. Toplamın 4 etti mi? Etti. İşte bu kadar. Farklı değerlerin toplamı nedir dedi. Eksi 14. 16'yı götürdü. 2. 4 eksi 2 birbirini götürdü. 2. 2 2. 4 etti. Bu soruda bu kadar. Geçtim. Şimdi bak. Biraz önce söyledim. Buna benzer bir soru geldi dedim. Ve burada ne yapacağız? Çok dikkat şimdi. Şimdi bir kere sen şurada 2 oldu mu? Ben bunun açılımını biliyorum. Bu sayı öyle sayılar olsun ki çarpımları bu toplamları bu olsun. Olduğu anda ne olacak? O sayılar ayrılarak dışarı çıkacak. Bak işte bu. Demek ki burada 7'ye iki mevzusu var. Yani A da B de olabilir. Ama bunlardan biri 2 biri 1. Biri 2 biri 7. Bilmiyorum kim olduğunu. C'nin de kesinlikle eminim ki bunların toplamı olduğunu eminim. Niye arkadaşım? Biraz önceki soruda da gösterdi. Burası x artı y. Burası da neydi? 2 parantezinde x çarpı y'ydi. Bak x çarpı y'yi adam bilmiş, ayırmış. Bunun cevabı ne çıkardı buradan? Kök x artı kök y çıkardı. İşte bak kök x artı kök y yapmış. Buralar nedir? Çarpımlarıdır. Bak 2 kere 7. Burası da toplamıdır 9. Şimdi kimin 2 kimin 7 olduğunu bilmiyorum. Bu adam bu formata geçtiğinde bunu buldu. Eyvallah. Bu arada Hemen A'nın B'nin kimin 2 kimin 7 olduğunu bilmediğim için buraya geldim. Buraya geldim de baktım. A'dan A2 olsa 2'den 1 çıktı. 1. E, 7 yedi olsa 7'den 3 çıktı. 4. Olur. Ama mesela A7 olsa 7'den 1 çıktı. 6. Ama 2'den 3 çıkarsa eksi 1. Hayda. O biraz sıkıntı olur. Bana olabilir dediği için ben kimi kullanayım? Pozitifi kullanayım. Pozitifi nasıl kullanacağım arkadaşım? A eksi 1'in 2 olduğunu biliyorum. A eksi 1'in, A'nın 2 olduğunu seçtim. A'nın 2 olduğunu seçersem, burası 1'dir. Ne dedim? A eşittir 2 dedim. Ve ne dedim? B eşittir 7 dedim. Ya 2 ya 7 diye. Oradan 7 ile 2'yi seçtim bu şekilde. Hemen yaptım. Burası da ne oldu? 4 oldu. E, C'ye ne demiştim? 9 demiştim. O zaman C'de ne oldu? 13 oldu. Bana denilen şeyi bir kere daha yapayım arkadaşım. Toplamları, e, burası C 13 oldu. Eksi bana söylediği şey şuydu. 2 çarpı bir kere bir kere 4 kök içinde e buraya bakıyorsun e kök içinde 13 eksi bu zaten 4'tür 4 dışarı 2 diye çıkar 2 kere 2 4'tür e bu nedir arkadaşım 13'ten 4 çıktı 9 bu nedir arkadaşım 3'tür adamlar tren yapmış burada güzel bir şekilde soru olmuş bunu çok söyledik bunu böyle yaptık bunu buradan geldik işte soru çözümlerini tabii ki de Mehmet hocama buradan yine sevgiler saygılar diyelim ama Mehmet hocam çok güzel anlattı ama soru çözümlerinde de gerçekten üstüne çok iyi gittik arkadaşım. Soru çözümlerinde o kadar güzel üstüne gittik ki bence altın üstüne getirdik. İşte şu pratiklikleri, cinlikleri adamlar değişik değişik sorularda sorar diye biliyorduk. Bak deneme bunun üstüne soruldu ama bizim hiçbir sıkıntımız yok. Soru çözümlerini izleyen arkadaşlar bence gerçekten bunları hatırlamış yapmışlardır. İnşallah dedim ve geçtim. İki kardeş doğrusal yol boyunca Bahçelerine ağaç dikiyorlar. Birinci kardeş eşit aralıklar 4 ağaç. X, X, X eşit aralıklar. İkinci kardeş ise, ikinci kardeş ise son portakal ağacından itibaren 120 boşluk bırakıyor. Ve eşit aralıklarla mandalina dikiyor. Mandalinalar arası da Y olsun bilmiyorum. Farklı bir şey olsun. Belki de aynı sıkıntı yok. İkinci ağaçla 6. ağaç arası. ikinci ağaçla 6. ağaç arası. Yani 2x artı 120 artı y neymiş arkadaşım? 330'muş. Süpersin. Tamam. 4. ağaçla 7. ağaç arası 7. ağaç arası e bu, bu hepten kolay oldu. 120 artı 2y eşittir. Neymiş? 300'müş dedim. E buradan ben y'yi bulabiliyorum. At karşıya. 2y eşittir. 180. At altına arkadaşım bölü 2 olarak. Y eşittir. 90 geldi mi? Geldi. Y 90'sa hemen yukarı yazalım. 90, 120 daha 210. O zaman attın karşıya 2x eşittir. 120 geldi. E buradan da ne buldun? X eşittir 60 buldun. E x 60 buldun. Y'yi 90 buldun. Şimdi ne sorsa yaparım arkadaşım. Ne soruyorsun bakalım? 3, 5. 3 ile 5'in arası. 3 burası. 5 burası. X artı 120 soruyormuş. X artı 120 eşittir. X'i ben 60 bulmuştum. 120 ile yaptım. 180'i patlattım bu soruyu da attım kalemimi. Of ne yaptım ben ya. Her taraf darma duman oldu. Ve eşitsizlik sorusuna geçtim. İlk 12 konumuzdaki neydi? Basit eşitsizlikti. 11. sınıftaki neydi? Eşitsizlik sistemiydi. O büyük eşitsizlik. Bu basit eşitsizlikti. Burada ne yapacağız? Bir bakalım. 3 tane varsa ve ortaklar varsa ben bunu 2 tane ayrı parça yaparım. Bak. 2 ayrı parça yaparım. Nasıl? A, B küçüktür A. Ya da A küçüktür A B yaparım. Yukarıyı toparlarım ki ben olsam ağları sadeleştirmem ki sadeleştiremem. Çünkü artı ve eksimi bilmiyorum. Artı ise aynen kalır. Eksi ise işaret yön değiştirir. O yüzden böyle kalsın. Hemen ne yapacaksın? A, B eksi A yaptın sıfırdan küçük. Hemen ne dedin? A parantezinde B eksi 1 yaptın. Küçük sıfırdan. Bu böyle kaldı. Şu an kaldım. Hiçbir şey yapamam. Aşağıya geçiyorum. Bak çarp bölme yapamazsın. Ama çıkarma toplama yapabilirsin. Bunlar birbirini götürür. E B'yi de karşı yatalım. Böyle eksi B diye gıcık olarak durmasın orada. Düzgün dursun. B dediğim şey neymiş arkadaşım? Sıfırdan küçük. B dediğim şey neymiş biliyor musun? Negatifmiş. E B negatifse eksi 1 çıkarsa daha da negatif oldu. E çarpımları negatifse demek ki A'yı da buldum. A pozitifmiş. O zaman bir kere daha cümle alem görsün. A pozitif. B nedir arkadaşım? Negatiftir. Şimdi bak şimdi bak bak bak. A pozitiftir. Süpersin. 1. A artı B. Ya 1 artı 1 eksi. Kim artık kim? Kim ne kadar büyük? Sayısal olarak kim büyük arkadaşım? Bilmiyorum. Bilmiyorsam o zaman toplamada artıya mı geçti? Eksi tarafa mı geçti? Hiçbir bilgim yok. O zaman bunu iptal ettim. A bölü B. Ya A bölü B. Canın sağ olsun senin kardeşim. Ne olur? Hemen bakıyorum. Artı bölü eksi. Eksi olur. Bu ne diyor? Artı diyor. O zaman sana da çarpı. Sana da çarpı. Kim doğru? Sadece bir doğru. Ne oldu arkadaşım? İkinci 10 bitmişti. Üçüncü 10 da bitti. Şimdi dördüncü 10'a geçelim.